Ben de geçen sene sizler gibi üniversite sırasında acaba bundan sonra ne yapacağım sorusuna cevaplar arıyordum. Böyle etkinliklere gelerek farklı hikayeler duymak istiyordum. Ve belki de imkansız denilen şeyleri başarmak istiyordum. Ne yapmak istiyordum o dönem, geçen sene yani? Bir teknoloji girişiminde çalışmak istiyordum. Ya da global bir teknoloji firmasına girmek istiyordum. Ama konuştuğum kişiler bana genelde söyledikleri şeyler, ya bu hani şu anda gerçekten hani zor bir süreç. Tabii sen hani araştır, hani biz de şey deriz ya, ya ben baba müzisyen olmak istiyorum ya da hani futbolcu olmak istiyorum. Tabii çocuğum sen onu yap, hobi olarak yap ama hani ileride de bir mesleğin olsun. Bana söylenen de oydu. Sen hobi olarak araştır ama tabii Türkiye'de mutlaka bir kendi B, C planları yarat. Bugün ben size bu 17 saatlik yolculuğu, imkansız denilen yolculuğu nasıl gerçekleştirdiğimi anlatacağım. Öncelikle geçen seneye girelim. Bu kareyi ODTÜ kütüphanede çekmiştim. O dönem final haftası kafamda 5 tane dersimi nasıl geçeceğimi düşünüyorum. Artık son döneme gelmişim. Birazcık da ortalamamı düzelteyim diye 2 tane dersten de A alayım falan diye böyle kafamda sürekli planlar var. Ve resimden de gördüğünüz üzere gerçekten acayip derecede bir karamsarlık ve bundan sonra ne yapacağım sorusunu düşünüyorum hep. Peki şu an ne yapıyorum? Şu an kafamdaki parametreler tamamen değişti. Şu an 50'den fazla ülkede 5000'den fazla kullanıcısı olan bir platformu kullanan insanlara eşsiz bir müşteri deneyimi yaşatmaya çalışıyorum. Amerika'nın en büyük mobil uygulama geliştiricilerine Skype'larda, demolarda ürünümüzü nasıl kullanabileceklerini anlatıyorum. Böyle 3 farklı saat diliminde yaşıyorum. Acaba bugün daha çok nasıl toplantı yapabilirim diye. Çünkü o 50'den fazla ülkede bir müşteriniz var. Başka ne yapıyorum? Düşündüğümüz, konuştuğumuz konuları küçük fikirler olarak gördüğümüz şeyleri aslında orada VentureBeat'te okuyorsunuz haberlerini ve bunları gördüğünüzde mutluluktan uçuyorsunuz gerçekten. Bir de artık A harfinin sadece ders dışında startup'ta çalışan biri için seri A yatırımı anlamına geldiğini görüyorsunuz ve buna ne kadar yaklaştığınızı hissettiğinizde ki o duyduğunuz heyecan inanılmaz bir şey. Peki ben kimim? İsmim Miray Alanlar. Şu an Mobile Action isimli bir startup'ta mobil kullanıcı kazanma ve mobil pazarlama konusunda bir ekiple çalışıyorum. Aslında bana ne yapıyorsun dediklerinde buna genelde verdiğim cevap ne yapmıyorum ki oluyor. Gerçekten bir girişimde çalışıyorsanız bir gün müşterilerle konuşurken bir gün bir outsource ettiğiniz bir ajansa briefing verebiliyorsunuz. Ekibinize yeni birini almanız isteniyor. Onunla görüşme yapıyorsunuz. Bir anda insan kaynakları uzmanına bürünüyorsunuz. Bir platform dedim. Platformun sürekli gelişmesi ve büyümesi gerekiyor. Bunun için özellikleri sürekli güncellemeniz gerekiyor. Mühendislerle konuşuyorsunuz. Bug raporları veriyorsunuz. Böyle bambaşka bir yerdesiniz. Peki ben buraya nasıl gittim? Buraya bir satır kod yazmayı dahi bilmeden gittim. Şu an beni izliyordur mühendis arkadaşlarım. Muhtemelen bundan sonraki süreç benim için kod yazmayı öğrenmek olacak. Böyle bir yolculuk başladı benim için. Peki buraya gelmeden önce ben ne yaptım? Nasıl bir üniversite hayatı geçirdim? Burada aldığım dersleri size 5 maddede anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak 2007 yılında ben Uludağ Üniversitesi'nde tekstil mühendisliği okumaya başladım. Birinci dönemin sonunda başarılı bir öğrenci olduğum için bana aynı zamanda makine mühendisliğini de okumamı istediler. Ve devam ettim. Bursalıyım. Harika tekstilin ve sanayinin merkezi. Böyle özellikle yurtta kalan arkadaşlarım bilir, ailemin yanındayım. Böyle yediğim önümde, yemediğim arkamda harika bir hayatım var ama hep ben bunun hayal ettiğimin bu olmadığını düşündüm ve daha iyi bir şeyler yapmak istediğimi her zaman kafamda planladım ve üniversite sınavına tekrar gireceğim dedim. O zaman konuştuğum arkadaşlar bana söylediği şeyler, buradan herkesin onların da kulaklarını çınlatayım. Böyle bir şeyi yapma, hani yapamayacaksın, olmayacak dediler ve ben madde bir diyerek lütfen öncelikli olarak kendinizi dinleyin. Düşündüğünüz kafanızdaki planları uygulayın, sonuçlarını görün. Fail ederseniz tekrardan yapın, uygulayın ve böylelikle en azından aklınızda bazı şeylerin fikri olacak. Ve ben tekrardan üniversite sınavına girerek ODTÜ İktisat bölümünü kazandım. ODTÜ'ye geldiğim zaman da hazırlığı atlamak istiyordum aslında. Hazırlığı da atlayamadım.
o yaz böyle sürekli bir yurt dışına gitme hayalleri falan. Ben dedim ki ben ODTÜ'nün hazırlık sınavına girmeyeceğim. Amerika'da TOEFL alıp bir üniversitenin hazırlık sınavına devam etmek istiyorum dedim. Bunu konuştum birçok kişiyle ve bana hani bunun daha önce bir örneği olmadığını ve yapamayacağını söylediler. Ben yine kimseyi dinlemedim. Bunu araştırdım. Yurt dışında okuyan insanlarla konuştum. İnanın doktor öğrencilerine dahi okullara nasıl başvurduğunu söyledim, öğrendim. Madde 2, eğer bir şey yapmak istiyorsanız lütfen ve lütfen gerekli bütün bilgileri toplayın. Ben hazırlığın ilk döneme 3 ay okula gitmedim ve bu 3 ay böyle yurt dışı fuarlarını anlatan toplantılara katıldım. Oradaki insanlarla konuştum ve nasıl yurt dışına gidebileceğimi öğrendim o zaman. Ve gittim. Şubat 2009'da Amerika'da bir üniversitenin hazırlık sınıfını okuyup TOEFL alıp ODTÜ'ye geldim. ODTÜ'ye geldiğimde de yine hani kafamda artık hani 7 ay Amerika'da yaşadım. Ben farklı bir üniversite hayatı istiyorum derken bir seçim yapmam gerekti ve ben derslerimi ikinci plana attım. Ve dedim ki yani ben farklı topluluklarda, farklı insanlarla birlikte çalışarak bir şeyler öğrenmek istiyorum. Buradaki resimlerin hepsi aslında çok kısa ama IEEE diye bir topluluğa girdim ve orada yine teknik bir toplulukta farklı insanlarla, farklı background'daki insanlarla nasıl çalışılabilir onu gördüm. Madde 3 de buydu aslında. Lütfen okulunuzda sizin dışında farklı çevrelerdeki insanlarla birlikte olarak projeler yapın, birbirinizi tanıyın. Ve aslında Silikon Vadisi'nin ruhu da bu gerçekten. Baktığınızda oradaki girişimlerin yarısından fazlasını yabancılar ve hani 8-10 dilin konuşulduğu böyle ortamlar oluşturuyor. Bunu da orada o şekilde öğreniyorsunuz aslında. Sonra ne oldu? Sonra benim hayatımda hep stajlar, projeler oldu. Ve hani evet teknik bir şirkette çalışmak istiyorum ama ne yapabilirim dediğimde satış ve pazarlama önüme çıktı. Önce Turkcell'in kampüs liderleri programında inbound pazarlama tarafını öğrendim. Ve lütfen bunu hani gerçekten kulağınızın bir kenarına kazımanızı çok istiyorum. Burası çok önemli. Bütün üniversitede şu an marka temsilcilikleri var diye biliyorum. Buralarda yer alarak gerçekten farklı deneyimler elde edebilirsiniz. Sonrasında satışı öğrendim. Turkcell PAF takımıyla satış deneyimini kazandım. Sonrasında bir Turkcell'in bir yıllık bir MT programı vardı. Orada yine devam ettim. Ve madde 4'e gelmek istiyorum. Oraya o ekibe girmeme sahip ol, devam etmemi sağlayan şey aslında yöneticilerimle kurduğum ilişkimde. Öncelikli olarak hani Ankara'da kimseyi almayacaklarını söylemişlerdi ama sonrasında onlarla kurduğum bağı hiçbir zaman kaybetmedim. Sürekli hatırlarını sordum. Twitter'da, online hani aklınıza gelebilecek birçok kanalda hep onların günlük rutinlerine dahil oldum. Burada öyle bir örnek var aslında. Bu Medium'da hayalimdeki işi nasıl buldum diye bir yazı. Lütfen bunu bulursanız okuyun. Burada bu arkadaş gittiği bütün konuşmalarda dinlediği insanlara o konuşmadan nasıl etkilendiğini ve hayatın nasıl değiştiğini anlatıyor. Ve hani hayalindeki işi de aslında bir süre böyle insanlarla bağ kurarak buluyor. Bizim yaptığımız şey genelde evet bakın benim CV'm bu, ben bu işe ilgi duyuyorum. Ve lütfen bunu sadece ilgi duymaktan öteye götürmeniz gerekiyor. Ben bunu yapabilirim demeniz gerekiyor ve örnek vermeniz gerekiyor. Ben global bir girişimde çalışmak istiyorum dediğimde evet ilgim vardı. Fakat madde 5 bana söyledikleri şey evet ilgim var süper ama ne yapacaksın? Senin gibi bir sürü ilgili insan var burada. Ben okulumun uzattığım son yılı inanın 3 tane dersten okulumu uzatmıştım ama şu an buradan eğer beni izliyorlarsa bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Yani onların sayesinde harika bir yıl geçirdim ve o yıl inanın 2 gün okula gidiyordum ama haftada 7, her gün 6-7 saat bu sitelerde ömrüm geçiyordu. Angel List'i özellikle girişimlerde çalışmak isteyen arkadaşlar varsa Angel List'i mutlaka aklınızda tutun. Oradaki iş ilanlarını veren insanlarla her gün konuştum, her hafta konuştum. Nasıl özellikler aradıklarını öğrendim. Ve aslında Silikon Vadisi'ne gitmeden önce oranın nasıl bir yer olduğunu ben burada kendim yaşayarak deneyimledim. Ve gördüğüm şey de aslında hani yaptığınız işlerin sürekli değiştiği ve yeni dünyada bambaşka konuların olduğuydu. Ve ben artık girişimde çalışmak istediğimi çok iyi anlamıştım. O dönem Turkish Wind'le tanıştım, kampüs programına dahil oldum ve İnanılmaz bir network elde ettim. Bu fotoğrafta benim kampüs liderleriyle olan iletişimi gösteriyor aslında. Ben düşerken onlar bana destek oldu. Ben
zorlu süreçleri geçirirken hep onlardan yardım aldım, destek aldım. Ve Mobile Action'la devam ettim. Yani Mobile Action'a benim için bir kapı açıldı. Nasıl oldu? Dediğim gibi bu bütün üniversite hayatı boyunca yaşadığım deneyimler aslında benim için bir iz bıraktı. Ve hani bir söz var ya, yolunu bilmek isteyen insan için dünya geriye çekilir ve bütün kapılarını açarmış. Benim için de öyle oldu. Ben o zaman Mobile Action'la çalışmak için benle iletişime geçmişlerdi, daha doğrusu Ankara ofisi için. Türkiye'de bir ofis açmak istediklerini söylemişlerdi. Fakat sonrasında o ertelendi ve ben oraya gitmek istedim. Oraya gitmek istediğimde bana söyledikleri şey şuydu: Harvard'dan, Boston'dan bir öğrenci gelecek buraya. Miray, burada böyle imkansız, böyle bir şansın yok dediler. Ve ben ne yaptım? Ben ürünü çok iyi öğrenmem gerektiğini öğrendim. Öncelikli olarak mobil uygulamayı geliştirmedim hayatımda. Geliştiren bir arkadaşım vardı. Ondan bütün detayları alıp şirketin satış müdürüne mail attım ve ben bir demo istiyorum dedim. Bana anlatın. Ve bir müşteriymiş gibi davrandım ve öğrendim. Sonrasındaki süreç tabii, ben bu kadar çalışma ve detaylı bir şey yaptığım için gerçekten benimle çalışmak istediklerini söylediler. Ve ben bir şekilde oraya gittim. Son olarak söyleyeceğim şey, lütfen kimseyi dinlemeyin. Kendinizi dinleyin, deneyin, öğrenin, yapın. Çünkü ben yaptım ve biliyorum siz de yaparsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.